Şu anda Şükrü Çavuş Mahallesi Sağır Kamil sokaktayız ve bu sokakta bir evi ve bu ev içinde yaşayan insanların çektiği ızdırabı sizlere yansıtacağız birazdan. Göreceklerinize inanamayacaksınız. Tapulu olan bir evde bu insanlar nasıl sıkıntılar çekiyor? Gözlerinize inanamayacaksınız. Bu insanların istedikleri tek bir şey var. Bakalım bu insanlar ne istiyorlar? Evet, şimdi biraz önce dış çekimini yaptığımız evin sahibesi Hava Hanım'la birlikteyiz. Neler yaşıyorsunuz bu evde şu anda? Suların içinde yatıyoruz. Akşama kadar adam su boşaltı evden. Ben bir yere uzanamayayım, çok hastayım. 9 senede yatıyorum. Ne diyeyim sana? Bir çözüm istiyorsunuz. Bir çözüm istiyorum. Yaşınız kaç? Vallahi ben yaşım bilemeyeyim. Bizi zamanında büyük yazdılar. Nüfus kağıdında büyük yazılmış. Anladım teyze. Eski zamanlar. Anladım teyzeciğim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Evet, şu anda da suları kontrol etmek için bize merdivene sıralanan kutuları görüyorsunuz. İşte yoğurt kutuları, su kutuları. Buradan çatıdan evin içine akıyor. İşte amcamız da bu suları bütün gün boşaltmaya uğraşıyor. Yağmurlu havalar sizin için çok sıkıntı verici olsa gerek. Burası Şükrü Çavuş Mahallesi, Sağır Kamil Sokak, Yedinoğlu, annemin babamın oturduğu ev. Burasını tadilat etmeye çalıştım, ettirmeye çalıştım. Belediyeye gittim. Belediyede başkan yardımcısı var, Hakan Başkan, sağ olsun. Bayağı da ilgilendi, yani evi tadilat edeyim dedim. Basit tadilat ruhsatı alayım dedim. Hiçbir şekilde ruhsat alamadım. Vermiyorlar. Sit alanı diye geçiyormuş. Yanda bir konak var. Konağın sayesinde buralara şey yapılmıyor. Yani bir türlü tadilat ruhsatı vermiyorlar. Peki dedim, yandaki evler az önce gördüğünüz işte bitişik nizami düzen burada. Dedim ki ne istiyorsanız o. Geri mi çekecek? Geri çekilsin. 2,5 kat, 3 kat imarlı, 2 kat olsun, yani kanunen ne varsa dedim olsun. Annemin babamın başında yıkılıyor ev. Evin içini bir görseniz daha beter. Onlar diyor zamanında yaptı, ne demek ya? Zamanında yaptı diye bir şey yok. Onları yaptıysa ben niye yapamıyorum? Yani buna bir çare. Ya evin içi hakikaten çöküyor. Sizin istediğiniz çatı yok, çatı diye bir şey yok. Evi tadilat yapmak. Aynen öyle. Tapulu malınız. Burada tapulu malım. Evet. Kendi tapulu malımız. Ama çivi çaktırmıyorlar. Yani anlayamadım ya. Elimizi kolumuzu bağladılar. Peki size verdikleri açıklama nedir? Bu. Bir şey yapamam diyor. Hakan Başkan Allah razı olsun çok ilgilendi. Emsal teşkil eden bir yer olsa diyor, hani çok araştırdı. Ama diyor yapabilecek bir şeyim de yok diyor. Yani burada Allah aşkına yani hangi canlı yaşayabilir? Ve bunlar babam annem 70 yaşın üstünde. Yani belediyeye gittim. Hiçbir çare yok, çare yok, çare yok. En azından ne çare varsa hani ona yönlendirin beni. Herhangi bir şey demediler. Aynen bu şekilde biz bir şey yapamayız. Sizin istediğiniz bu evi aslına uygun olarak tekrar tadilat yapmak. Aynen öyle. Yani ben burada söyleyeyim. Farklı bir şey yapmak. Hayır. Ben dedim ki ne istiyorsanız geri mi çekilecek? Razıyım. 2,5 kat burası. 2 kat mı? Ona da razıyım. En sonunda yapamazsın. Niye yapamam? Buralar sit alan, yanında konak varmış. O yüzden etkiliyor buraları sit alanı diye. Ama hemen bitişinde bu evin 3 katlı bir ev görüntüledik biraz önce. Aynen öyle. Yan taraflar hep 3'er katlı. Zamanında yapmışlar kaçak olarak. Onlar diyor zamanında yaptı. O zaman yani benim elim kolum bağlı. Hiçbir şey yapamıyorum. Şurayı görüyorsunuz ya burada. Yani tövbe aşağıda hayvan bağlasan yaşamaz. Benim annem babam yaşıyor burada. Anneniz de babanız da bayağı yaşlı. Öyle. Annem babam 70'in üstündeler. Yazık günah ya. Ya elimi kolumu bağlıyorlar. Bir şey yapamıyorum.
Bir şey yapamıyorum yani kanunen. Ben adalet istiyorum ya, kanunen bir şey yapmak istiyorum. Kendi yerim, ruhsatlı evim. Kaç senedir bu ev sizin? 35-36 yıl falan oldu. Aşağı yukarı. O zaman da bir tadilat edilmiş zamanında. Onlardan biz aldık. 35-36 yıldır annem babam oturuyor. Ve artık evin yenilenme zamanı aynen geçmiş. Öyle, aynen. Abi görüyorsun işte ya. İki tane yaşlı insan burada. Bu şekilde bu evin içinde yaşamaya çalışıyorlar. Yazık değil mi bu insanlara? Yazık, günah ya. 5-6 aydır bu muhabbetle uğraştım. Didindim. Hiç bir şey elde edemedim. 6 aydan beri bir sonuç. 5-6 aydır gidip geldim, gidip geldim. Dilekçe verdim falan filan. Bir türlü hiç bir iş elde edemedim. Ve hala böyle işte yaşamaya çalışıyorlar. E şimdi kış geliyor, daha beter. Gördünüz az önce işte. O su, her taraf su. Yani bunların da yaşamaya bir hakkı var. Neyse, gereken neyse o yapılsın. Yani bir şey istemiyoruz, adalet istiyoruz ya. Evet. Yazık, günah. Yazık, günah abi. Evet, merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Bunlar hep suları kontrol etmekte kullanılan kaplar. Evet. Evet, durum bu merkezde. Yaşlı teyzenin çektiği sıkıntı. Evet, burası da evin üst katı. Evet, çatı delik, gökyüzü gözüküyor. Evet, gördüğünüz gibi. Ve bu insanların istediği tek bir şey, bu evi aslına uygun bir şekilde tadilat yaptırmak. Yani gökyüzü gözüküyor, inanılmaz bir şey ama işte burada bu insanlar yaşamaya çalışıyorlar. E kendi evleri, tapulu malları. Yetkililerin bir yol göstermesi ya da artık gereken işlemleri, evet, direklerle duruyor. Gördüğünüz gibi tavan ve suların girdiği yerleri artık kullanılamıyor. Buraları boşaltmışlar. Çünkü alt katta bir hayat var. Televizyon alt katta, işte mutfak alt katta ama üst kat başlarına ne zaman geçer diye bekliyorlar. Bir de öteki odayı gösterelim. Evet. Evet, burası komple gökyüzü gözüküyor arkadaşlar. Çatı gitmiş. Ve bu insanların bu yaşta burasıyla baş etmeleri imkansız ötesi. İmkansız ötesi. Evet. Şimdi evin öteki odasına doğru. Burayı iptal oldum. Mecburiyetten. Burası yok. Bunlarla baş etmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu annem, babam. Her yağmur yağdığında bize hüsran oluyor. Bu evin çatısının tamamen çökme tehlikesi de aynen var. Aynen öyle. Evin her tarafı akıtıyor. Akıttığı için alt kata geçiyor. Bütün çatı komple gidik. O da uğraşamayın. Ne diyeyim sana? Gömük erimesine gömüklerim hep kırılmış. Omurilikleri ölmüş. Ben hiç iş edemeyim. 9 senedir abone yetiyorum. O adam bakıyor beni.